Yeni videomda daha önce de fotoğraf eğitim teknik detayları anlattım önceki videomda. Bu videomda da yeni başlayan fotoğrafçı arkadaşlara amatör makine nasıl kullanılır, makinenin detaylarını, modlarını, teknik bilgilerini aktarmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu makine. Makine, lens takılır, kırmızı noktalar karşı karşıya gelecek şekilde, o zaman lens oturuyor. Gelmese zorlamanıza gerek yok, oturmaz. Döndürüyorsunuz, kırmızıya geldiği zaman lens makineye oturuyor ve çeviriyorsunuz kendi sağınıza doğru. Tık yapana kadar çeviriyorsun. Tık yaptıktan sonra emin olmak için kontrol ediyorsunuz. Oturmuş. Eğer o tık sesini duymasanız makine de düşer, lens de düşer. Lensiniz de gider, makineniz de gider. O yüzden dikkatli olun. Parasole çıkartıp bize otursun bu şekil. Bu parasole, lens, makine ve makine Canon, Nikon farklı, Sony ya da Fujifilm makineleri farklı yerlerde açılabilir. Canon burada açılıyor. On-off düğmesi. Önce on-off düğmesini açıyorsunuz. On yapıyorsunuz. Makine açılıyor on olunca. Makinenin asıl tutuş şekli, önce bu sol elinize, avucunuza lensi oturtuyorsunuz. Ve makineyi buradan kavruyorsunuz. Bu işaret parmağınız deklanşörün üstüne gelecek şekilde makineyi kavruyorsunuz. Bu baş parmağınız da burada ve aynı zamanda bu baş parmağınız da burada. Estantene ve ISO ayarlarını, bazı ayarlarını burada pratik bir şekilde yapabilirsin. Buradaki düğmelerini kullanabilirsin makine. Bu arkadaki parmağını böyle makineyi tutup, gördüğünüz gibi buradaki bütün düğmeleri kullanıyorsunuz. Evet, modlara gelelim. Gördüğünüz gibi bu manuel. Ben manuelde çalışıyorum ama her zaman manuel tavsiye ederim. Burada B var. Buraya basmadan değiştirmiyor. Şu ortaya basıyorsunuz ve modlar değişiyor. B moduna geldiği zaman bolt oluyor. Bolt uzun pozlama yapabilirsiniz bu ayarda. Bu ayarda gece çekimi ya da uzun pozlama ayarlarında burada manuel bir şekilde diyafram ve estantene ayarlayabilirsiniz. Bu ayarda bolt ayarında çekeceğin zaman B ayarında, aynı zamanda bence bir kronometrede tutmanız lazım. Kaç saniye çekeceğinizi orada tutmanız lazım. Bazen açık ve karanlık da olabilir. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Benim tavsiyem, manuel modunu öğrenin. Elle kendi diyafram ve estantene ayarlarını yapın. Makinenin üstündeki bu mod AV diyor. AV diyafram öncelikli. Diyaframı ayarlarsın, estantene otomatik kendi verir makine. Bütün makinelerde aynıdır. TV'ye getiriyorsunuz. Estantene önceliktir. Estanteneyi kendi ayarlarsınız buradan. Gördüğünüz gibi 100, 101 bölü 125, 120, 1 bölü 160, 1 bölü 200, 1 bölü 250, 1 bölü 320. Böyle istediğiniz estanteneyi de ayarlarsınız. Diyaframı otomatik verir. ISO ayarına basıyorsun ve 1 bölü
Yüzden başlıyor. 1/32.000'e kadar. Bu kanunda böyle. Bütün makinelerde aynı değil. Değişebilir. İS ayarını buradan yapıyorsun. Üst düğmede. Bu makinenin ışını açıyor. Karanlık gece çekimi yapacağın zaman burada ışığı enstantane falan görmek için bu ışığı açıyorsun. Çok faydası var. Buradan çoklu pozlama, tekli. Eğer tripod gece çekiminde self timer kullanıyorsunuz. Çok işe yarıyor. White balance burada yapıyorsunuz. Gündüz auto white balance kullanıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Flash kullanıyorsanız K'ye getiriyorsunuz. Kelvin ayarı. Kelvin ayarını da içeride yapıyorsunuz. Burada menü. Menüden açıyorsunuz. Fotoğraf kalitesini ayarlıyorsunuz. RAW çekiyorum ben. İsterseniz 3 alternatif RAW var. Orta, medium, small. Ben gerçek boyuttan tutuyorum. Burada JPEG ayarları altı. Hem JPEG hem RAW ayarı yapabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Ama ben RAW ayarlıyorum. Kelvin ayarında buradan makine işaretli olan ikinci odada alttan 1400. Bu ışığınızın değerine göre değişebilir. Çok sarıysa 3500, 4000. Yani ışıklarınız yeni ise 5000. Bu arada gündüz öğlen saatinde de dış çekim yapıyorsanız 5500 Kelvin'dir gün ışığı. Akşam ve sabah değişebilir. Sıcak ve mavi olabilir. Hangi ayarı yapıyorsanız ve yaptıktan sonra ortaya basıyorsunuz. Ortaya basmasanız okeylemez. Ortaya basıp okeyliyorsunuz. Bu info düğmesi burada. Hemen vizörün yanında bu vizör. Burada vizör ayarı var. Artı eksi. Gözünüz bozuk olursa artı eksi burada ayarı var. Çok düşünmüşler. Gerçekten gözü kullanan arkadaşlar burada bu ayarı yapıp gözü kendi gözüne göre ayarı yapabilir. Ayarı bozdum bu arada kendi ayarım. Eksi şu anda çok şiir gözüm. İyi diyeyim. Yakın uzak. Herkese bilgi, info, info demek bilgi veriyor. Bilgi bir daha basıyorsun. Bir daha bastığında burada bütün çekim detaylarını görüyorsun. Hangi kaç enstantanede çekiyorsun? Kaç diyaframda çekiyorsun? Bu arada ISO 125 ISO 100 pardon. Enstantane 1/25 gördüğünüz gibi. Diyafram 10. Ne kavrayıp baş işaret parmağınız deklanşörün üzerine gelecek şekilde burada kavrayıp bu şekil, eğer manuel bir lensle çalışıyorsanız netlik yapmanızı daha kolay sağlar. Bu şekil daha rahat, hem alttan destek yapmış olursunuz. Bu iki parmağınızla da netliğinizi yaparsınız ve bu şekil çekersiniz. Çok daha kolay ve rahat edersiniz. Böylece bir tane ayar yapalım. Burada live view'u açayım. Görüyorsunuz şuradan. Pardon. Şurada görüyorsunuz lambayı çekiyorum. Lambanın elle biraz diyaframını açıyorum. Diyafram öncelik yaptım. Burada diyaframı açınca enstantane otomatik veriyor. Netliği elle yapıyorsunuz ve
çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Fotoğrafa bakmak için de buraya basıyorsunuz. Bu da zoom düğmesi. Zoom in yapıyor. Zoom out yapıyor. Çöpe atmak istiyorsanız çöp işaret düğmesine basıp buradan sil yapıyorsunuz. Ya da arkadaşlar silmek istemiyorsanız da silmiyorsunuz. Bu düğme ne işe yarar arkadaşlar? Burada look diyor. Bunu kapattığınız zaman sağa doğru ok işareti var. Her makinede farklı bir yerde olur. Bütün çektiğiniz görselleri korur, kilitler ve böylece görselleriniz silinmez, fotoğraflarınız silinmez. Kilitlemiş oluyorsunuz güvende. Ben açık tutuyorum, bunu da kapattım. Kulaklık girişi var. Burada eğer flash otomatik patlayıcı yoksa senkron var. Eskide çok kullanırdık film döneminde, manuel makineler film zamanında. Senkron çok kullanırdık. Senkron kablo, bir ucunu flash'a takıyorsun jack tarafına. Bir tarafına buraya makine takıyorsun ve tetikleyici ışıkları tetikliyor. Burada da mikrofon girişi. Eğer size şunu şey yapayım, mikrofonu buraya takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya da jack taktınız. Böylece mikrofon video çekiyorsanız temiz bir ses elde etmiş olursunuz. Bu şekil. Buradan HDMI kablosu takıp görüntülerinizi televizyonda ya da bilgisayara aktarıp orada izleyebilirsiniz. Açıyoruz. Burada kompakt flash kart girişi var. Bir adet. Bir adet SD giriş kartı var. Ben SD kullanıyorum. Daha pratik. Bilgisayarıma da hemen takıp görüntülere bakabiliyorum. Burada da kompakt flash büyük. İki kart bu arada SD ve kompakt flash kartla çalışıyor. Makine bu, seviyorum bunu. Her iki kartta kullanabiliyorsun. Aynı zamanda makinenin yine bataryasını pilini çıkarırken makineyi her zaman kapatıp öyle pilini çıkartın. Burayı açıyoruz. Burada bir düğmesi var. Buraya bastın, tık, pili dışarı atıyor. Çıkartıyorsun. Şarja takıyorsun ya da yeni pil değiştireceksin. Tık. Ok işareti var zaten. Ok şekli de aynı bu şekilde tık tık yapacak. Ve kapatıyorsun. Sonra makineni açıyorsun. Evet arkadaşlar, diyelim ki bir obje çekimi yapıyorsunuz ya da portre çekimi. Alan derinlik görmek istiyorsunuz ya da tamamen flu olsun istiyorsunuz. O zaman estanteneyi 1/125 ya da 1/160 diş çekimi yapıyorsanız 200, 1/300, 1/400, 500 de yapabilirsiniz. Alan derinliği flu'ya atmak istiyorsanız portre çekiminde diyaframı, arkadaşlar diyaframı kısıyorsunuz. Şuradan göstereyim. Diyafram kısıyorsunuz. Diyafram burada. 5-6 5-6 ya da 8 4 diyafram 4.5 3.2 bu aralarda çalışırsanız arkayı tamamen flu'ya atarsınız. Diyafram açmış oluyorsunuz böylece. Fakat ikinci şey, alan derinliği almak istiyorsanız bir obje ya da arkayı da görmek istiyorsanız, arkada bir bina var, o binayı da görmek istiyorsanız, o zaman alan derinliği almak istiyorsanız diyaframı
kısacaksınız. Kısmak da 11-16 çekim bitti. Makinenizi kapatıyorsunuz. Makineyi kapattınız. Lensi çıkaracaksınız. Makineyi sağlama alıp, yoksa makineyi düşürürsünüz. Aynı şeyi burada bir düğme var. Buraya basıp bir elinizle sayenizde lensi, sol elinizde de makineyi kavrayıp bu şekilde sağlama alıp makineyi ve çeviriyorsunuz. Böylece çıkmış oluyor. Bu kadar basit.